Ali dur, nereye gidiyorsun? Bu işi halletmem lazım abi. Hangi işi? Abi Karol'ün hastanede, Cemil hapishanede. Çocukların durumu ortada. Eve git, dinlen. Yahut da git gemiye uyumaya çalış biraz. Yok abi, bu işi halletmem lazım. Ne yapacaksın? Hastaneye gidiyorum. Karol'le konuşacağım. Sen Karol'ü. Hem bir şey yapmadı. Beni yaralandı. Biz böyle mi konuştuk seninle? Hani olay kaza diyecektin, Cemile suçsuz diyecektin. Polise ifade vermişsin, beni bıçakladı diye. Böyle mi konuştuk? Canı acıyor ben. Karol'ün. Karol'ün. Cemile tutuklandı. Hapishaneye girdi. Bu ne demek biliyor musun? Hapise girdi. Evet. Evet, hapise. Hı hı. Evet, anlıyor ben. Ya sen akıllı bir kadınsın Karolin. Neden yaptın bunu? Karolin! Ben bıçak. Nasıl diyor ben bıçak? Lanıyor. Sen geliyor, sormuyor bana sen nasıl. Sen soruyor neden o, neden bu. Sormuyor bana. Sormuyor. Sen nasıl? Karolin, durum çok ciddi. Gerçekten çok ciddi. Bana bak. Anlıyor musun? Ha? Ben iyi değilim. Ne işiniz var sizin burada? Lütfen dışarı çıkın beyefendi. Lütfen. İyi misiniz? İyiyim. Teşekkür ederim. Konuşmamız lazım. Karolin, ben sana her şeyi açık açık anlattım. Cemile'den boşanacağımı söyledim. Sen neden polise öyle ifade verdin? Hani her şeyin kaza olduğunu söyleyecektin? Her şey alt üst oldu Karolin. Sen boşanacak istiyor söyledin. Ama Cemile söylemedi. Ne demek şimdi bu? Cemile senin boşanmayı kabul edecek mi bakalım? Bak Karolin, olanlar ortada. Cemil artık bu saatten sonra benimle evli kalmayı istemez. Kim biliyor? Sen nereden biliyorsun benden boşanmayacağını? Ben biliyor çünkü ben kadın. Cemil'e sen nefret ediyor, ben nefret ediyor. Sen boşanmıyor, sen benimle birlikte. Cemil'e yalnız. Boşanmıyor, sen benimle evlenemiyor. İşte bunun için. E ama sen şikayetçi olmasaydın, gidip polise böyle ifade vermeseydin bunlar böyle olmazdı. Oturup açık açık konuşurduk. Kolay. Ne kolay? Elbette kolay. Ne kolay? Hey. Benim bir şartım var. Tamam, söyle. Beni dinle. Anladın? Bahset.
Sen Cemile ile konuşuyor. Cemile senden boşanmayı kabul ediyor. Ben de şeyden. Şikayetinden. Tamam. Ben de şikayetim geri alıyor. Vaz geçiyor yani. Tamam. Sen şikayetinden vazgeçiyorsun. Cemile kurtuluyor. Dava düşüyor. Herkes memnun. Sen Cemil'i görüşemedin. Görüşemedim. Çünkü ben de konuşmak istemiyorum. Sen görürsen iyi olacak. Ona anlat çünkü şartımı kabul etmiyor. Beni şikayetim giremiyor. Kalıyor yıllarca şeydi. Hapis. Kalıyor hapis, evet. Biraz onu anlamaya çalış Karolin. Ben anlamıyor. Ben hiçbir şey anlamıyor zaten burada. Anlamak da istemiyor. Tamam, tamam. Bir yolunu bulacağım. Ali. Merhaba anne. Ne işin var burada? Hadise mi çıkaracaksın? Anne bırak içeri gireyim. Konuşacaklarım var seninle. Subhanallah. Allah Allah. Sanki içeri dostunu alıyorsun ha. Öyle söylüyorum. Çık yukarı hadi. Ne yaptın Ali? Ne yapayım yani? Uğraşıyorum işte. Osman nerede? Dışarı gönderiverdim. Evde oturdu, sıkılıyor. Sıkılınca da anasını soruyor, seni soruyor. Neyse, yalnız kaldığımız daha iyi anne. Senin de konuşacaklarım var. Hı. Bugün Cemile'yi görmeye gittim. Ama benimle görüşmeyi kabul etmedi. Sonra cezaevinin önünde Berin'i gördüm. Bari onunla konuşayım dedim. O da beni dinlemedi. Ne diye vereceydin? Anne bak, bari sen beni iyi dinle, tamam mı? Söyleyeceklerim çok önemli. Meraklandı da. Bak anne, Karol'ün şikayetinden vazgeçecek. Yani ortada bir şikayetçi falan olmayacak. Benim, Cemile'nin, Karol'ünün, bir de balıkçı vardı şahit. Hmm. Hepimizin de ifadeleri olay kazaydı diye olunca Cemile kurtulacak anne. İnşallah ya Rabbim. Ama... Çapanoğlu geliyor. Geliyor. Karol'ünün bir şartı var anne. Neymiş o? Cemile'nin bana boşanma davası açmasını istiyor. Davayı açar açmaz şikayetinden vazgeçecek. Aşağı tükürü versen sakal, yukarı tükürü versen bıyık. Bu nasıl söylenir Cemile'ye? Kocanı boşayıver, o da gitsin dostuyla yaşayıversin. Sen de hapisten kurtuluver. Böyle denir mi bir kadına? Anne, bırak şimdi. Olan oldu. Yapacak bir şey yok, tamam mı? Benim acilen Cemile ile konuşmam lazım. Bu işi bir tek Berin halleder. Sen Berin'e söyle, Cemile'yi benimle konuşması için ikna etsin. Tamam mı? İyi. Ama görüş günü bugündü. Öyle vırt sırt görüş demezler ki. Anneciğim, ben halledeceğim. Sen merak etme. Yarın Cemile ile Berin'i buluşturacağım. Tamam mı? İyi. Biraz daha eve gelirler. Berin'le konuşurum ben. Tamam. Ben kahvede bekleyeceğim. Sen Berin'le konuş. Gelir bana haber verirsin. Tamam, tamam. Kanalımıza abone olarak tüm videolardan anında haberdar olabilirsiniz.